Merhaba. Baskı kafasında flemen sıkışması, baskı almamızı doğrudan engelleyeceği için hızlıca müdahale etmemiz gereken bir problemdir. Flement yükleme ve çıkarma işlemlerini yapamadığımızda veya kafa motorundan tık 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 sesini duyduğumuzda mutlaka müdahale etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Gelin bir örneğini gerçekleştirelim. Cihazı kapatmamızın ardından baskı kafasını orta noktaya doğru getiriyoruz. Burada toolbox'ımız içerisinden çıkan uygun alyenler yardımıyla extruder'ın üzerindeki vidaları yerinden söküyoruz. Tüm vidaları sökmemizin ardından baskı kafası üzerindeki plastiği dikkatlice yerinden çıkarıyoruz. Yine uygun alyan yardımıyla burada bulunan mandalın üzerindeki vidayı yerinden çıkarıyoruz. Mandalı yerinden çıkarırken dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi de tüm parçacıklarının kaybolmadığından emin olmamızdır. Kafayı çıkarmamızla beraber burada sıkışmış olan filamenti görüyoruz. Yine toolbox'ımızdan çıkan yan keskiyle sıkışmış olan filamenti tutup yerinden çıkartıyoruz. Filamenti çıkarttıktan sonra mandalı yerine yerleştiriyoruz. Burada önce yayı, ardından yayın üzerine denk gelecek şekilde ses kolu yerine oturtuyoruz ve mandal vidasını yerine doğru itiyoruz. Mandalın yerine oturduğundan emin olduktan sonra yine alyan yardımıyla vidasını sıkıyoruz. Vidayı yeterince sıktığımızdan emin olmak için elimizle mandalı kontrol ediyoruz. Cihaz kablolarını ve soketlerini cihazın arka tarafından toplamak daha kolay olacaktır. Burada başta çıkarmış olduğumuz kabuğu yerine oturtuyoruz. Ardından kabloları ve soketleri boş olan yerlere doğru yerleştiriyoruz. Burada yerleştirme işlemini yaparken kabloların ve soketlerin sıkışmadığından veya ezilmediğinden emin olmamız gerekir. Kabloları yerine yerleştirdikten sonra arka kapağı da yerine oturtuyoruz. Kapağı oturttuktan sonra başta çıkarmış olduğumuz tüm vidaları yerine geri yerleştiriyoruz. Bir teknik destek videomuzun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Aklınıza takılan diğer tüm sorular için YouTube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.